Feda olsun bu vatana, bu vatana, bu Türk bayrağına. Nereden geldiniz? Gürarmak. Bitlis'te okuyorum. Bitlis'te üniversitesi. Gürarmak'ta okuyorum. Peki bugün neler söylemek istersiniz? Böyle beklemiyordum açıkçası. Bayağı güzel geldi. Milletin birlik olması bizi gururlandırdı. Milleti daha mı az bekliyordunuz? Yok. Daha fazla bekliyordum. 15 Temmuz'dan sonra bayağı bir kalabalıktı. Ama yine de fena değil. İyi. İnsanlar bilinçlenmiş diye düşünüyorum. Ülkenin huzura kavuşabilmesi için neler yapmamız gerekiyor sizce? Yani birincisi milli ayrım yapmamak gerekiyor. İşte ırk ayrımı yapmamak gerekiyor. İnsanlar o şekilde birlik oluyorlar zaten gibi diye düşünüyorum. Herkes teşekkür ederim. Daha da büyüyoruz. Millet daha da güçleniyor. Ben ne de dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize rahmet ettiğini, bizi sevdiğini, bizi koruduğunu biz hep beraber... ve sömürü düzenlerini devam ettirebilmektir. Bizim içimize İslam'a hizmet kılıfı altında 40 yıl içerisinde yerleştirdikleri paralel askerler gibi yüzlerce asker ve onlarca paralel yapı var Orta Doğu'da. Dünyanın ekonomik dengesinin değişmesini istemeyenler Türkiye'nin liderliğinde yeni bir dünya kurulmasını istemiyorlar. Biz dimdik durmak zorundayız. İnanan ve Allah'a sığınan küçük bir grubun silahına ve kalabalığına güvenerek zalimleşen güçlü gruplara mağlup edeceğini olan inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Selam olsun Allah'ın ayetlerine inananlara. Selam olsun zulme rıza göstermeyenlere. Selam olsun dünyadayken Allah'a asi olmayan kullara. Selam olsun sabredenlere ve hak yolunda şehit olanlara. Bu soğuk günde buraya kadar gelip birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Kardeşliğimizi belki de en güzel şekilde anlatan, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu en güzel şekilde vurgulayan ve bu aralar herkesin dilindeki "Ben Anadolu'yum" şiirini okumak üzere Sayın Fatih Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından, ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum var, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım var Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum var uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları, Hilal'dir adı Sakarya. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abhaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Kevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmed-i Hani, Fekih-i Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarına Memuzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk. Ben Cizre yollarında Memuzin ile yoldaşım. Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani.
Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Kakkoş'um. Ben Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Cenner'e yoldaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmezbaş'ım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'da hoşum. Sakarya, İzmir, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamuş'um. Ben yurtta sul, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim'in ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel, sen bensin, bensizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraklardan. 35 yıldır ne baharım var ne yazım, mevsim de kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım. Şanlı dönemini devrim mücedditleri Şeyh Sıbhatullah El Ervasiye, Şeyh Abdurrahman-ı Takiye, Bediüzzaman Said-i Nursiye, Şeyh Fethullah Verkan ise, Pir Muhammed, Küfreviye ve ismini sayamadığımız Allah dostlarına borçluyuz. Bugün o alimlerin varisleri, talebeleri, o dergahların müritleri, müderrisleri aramızda. Onlar da hocalarının, cedlerinin yaptığı gibi en zor zamanlardan inisiyatif aldılar. Kardeşliğimizi pekiştirmek için sizlerle beraber alanlara indiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Allah memleketimize huzur ve selamet versin. Şimdi o değerli alimlerimizi kürsüye davet ediyorum. Şeyh Cemalettin Geylani, Seyda İsmetullah Kızılşah, Seyda Abdülkerim Çevik, Seyda Abdülgani Mutlu, Seyda Zahit Kolgaş, Seyda Nurullah Geylani, Seyda Cevdet Kartal, Seyda Faruk Ayte, Seyda Burhan, Seyda İdris, Seyda Mehmet Altın, Seyda Abdurrahman Mekke'yi, Seyda Husamettin Gökerçin, Seyda Ercan Cengiz, Seyda Şeyh Maşallah, Seyda Fethullah Ayte, Seyda Mehmet Akif Yılmaz, Seyda Hanefi Şahin, Seyda Ali Eşref Ceylan, Seyda Mehmet İlhami Aktaş, Seyda Ahmet Akkurt, Hacı Abdülbari Koca Kaplan. Bu değerli ekip adına, alimlerimiz adına, hocalarımız adına Seyda Mustafa Dağdağ hocamızın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Mustafa Ali'miz.
siz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam olsun size ey rahmet peygamberinin ümmeti. Selam olsun size ey Kudüs'ü bugünkü kefelerin atalarını olan haçlılardan temizleyen Salahaddin'in torunları. Selam olsun 300 yıl Selçuklulara, 600 yıl Osmanlılara kardeşlik eden Müslüman Kürtler, selam olsun size. Selam olsun Manastır'da Alparslan'a omuz veren Pakçettin evlatlarına. Selam olsun size ey Fatih'in kardeşleri. Selam olsun, selam olsun size ey yedi düvel küffarı Gelipolu Çanakkale'ye gömen Necip milletin torunları. Selam olsun, selam olsun Ahmet-i Hani'nin ilim ve irfan nesli. Selam olsun Gavs-ı Hizani'nin, Bediüzzaman'ın, Abdurrahman-ı Tagir'in, Fethullah-ı Verkanis'in, Rahmetullahi Teala Aleyhim Hazaratı'nın iman dolu talebeleri, aziz hemşerileri, selam olsun size. Selam olsun, selam olsun mukaddes vatanımızın aziz milleti, aziz ve basiretli ümmetin muazzez evlatları, selam olsun size. Aziz kardeşlerim, ulemayı ve meşayihi temsilen onlar adına arz edeceğim konuşmayı kemal-i dikkat ile dinlemenizi önemle istirham ediyorum. Aziz kardeşlerim, müşahede ettiğiniz üzere alem-i İslam, Türkiye'miz, bölgemiz tuzaklar, zor ve fitnelerle dolu bir gündemden, ortamdan ve zamandan geçmektedir. Biz ise Müslümanlara bu vesileyle diyoruz ki şerefli dinimiz İslam gerçek hayat nizamıdır, kurtarıcıdır. Devletler ve milletler yaratıcılar olan Allah'ın ilahi nizamını esas alarak fitneleri önleyebilirler. Nesilleri Allah'tan, dininden, ahlaktan, vicdandan, adaletten, merhametten uzaklaştıran, onların akıllarını, fikirlerini, gönüllerini bozucu, çürütücü, nefsani, şehevi, şeytani ve tağutî arzuları iyileştiren her söz ve davranış fitnedir. Müslüman da fitneden uzaktır. Zira Müslümanın iman ettiği peygamber fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun buyuruyor. Aziz kardeşlerim, uluslararası şer güçler ve yerli işbirlikçileri bu ümmete ve vatana cahiliyet devri yaşatmak emelindeler. Nedir cahiliyet? Allah'ın kulu olduğumuzu unutmak. Cahiliyet Allah'ın emirlerini yerine getirmemektir. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Kan dökmektir. Nemrutlaşmaktır. Aziz kardeşlerim, tarihte çok Nemrutlar, Firavunlar gördük. Onlar hep karşı cephedeydiler. Ama şimdi adı Abdullah, adı Kemal olan, içimizden adı nice nice Müslüman ismi taşıyan kefeleler, tağutlar türedi. Müslüman Nemrutları tanımak zorundadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bir müminin ölümüne katledilmesine, kanının dökülmesine yardım ederse, velev ki yarım kelime konuşarak bunu yaparsa, bu kişi kıyamet günü Allah'ın huzuruna, Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiş kişi olarak çıkacaktır.
Aziz Müslümanlar, değerli halkımız, Türkiye genelde insanlığın, özelde İslam aleminin umudu ve emelidir. Buna küfür milletleri tahammül edemiyor. Bu sebeple bütün imkanlarıyla Türkiye'de kaos, bölücülük, hukuksuzluk, anarşi, huzursuzluk çıkarmak, bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti yok etmek istiyorlar. Bunlara galebe olabilmemiz için imani ve İslami, ahlaki ve hukuki değerlerimizi canlandırmamız, kardeş olmamız lazımdır. Yaratılıştan gelen haklarımıza, vatandaşlıktan gelen hukukumuza kavuşmak hakkaniyetle bir usul ve usulü olmalıdır. Asla başkasının can, mal, din, namus, nesil gibi mukaddes değerlerini çiğnememeliyiz. Türkler ve Kürtler birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Terörün, anarşinin, kan dökmenin, zulmün, kaosun olmadığı güçlü Türkiye'yi Allah'ın rızası ve kafirlerin kahri için beraber inşa edeceğiz inşallah. Aziz kardeşlerim, ey aziz ehli iman ve ehli vicdan, Allah'ı bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir, tarihleri bir, vatanı bir, alnında şerefli İslam'ın nuru olan Müslümanlar kardeş olmalıdırlar. Kavgayı, tartışmayı, nizayı, hasedi, kavmiyetçiliği, ırkçılığı bırakmalıdırlar. Allah şöyle buyuruyor: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa gevşersiniz. Gücünüz, kuvvetiniz sarsılıp gider. Bir de sabredin. Allah sabır edenlerle beraberdir. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor: nefsimi kudreti elinde tutan, Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Kardeşlerim, biz birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü peygamber, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız buyuruyor. Değerli kardeşlerim, kıymetli halkımız, durum bu olduğuna göre uyanmak için neyi bekliyoruz? Bizden ve nesillerimizden imanı, İslam'ı, hayatı, yaşamayı çalanları ne zaman tanıyacağız? Bu çekişme, kan, gözyaşı ve huzursuzlukları çıkaranları ne zaman bileceğiz? Kürt, Türk demeden, kadın erkek demeden, sivil asker polis demeden insanları katledenlere ne zaman dur diyeceğiz? Aziz kardeşlerim, iman ettiğimiz kitabımız Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyuruyor: İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyuruyor. Öyleyse biz Rabbimizi dinleyeceğiz. Onun Resulünün Müslüman hayra, iyiliğe, kardeşliğe, hayır olan her şeye anahtardır. Şerre, kötülüğe, zulme, anarşiye, hukuksuzluğa kilittir diyen Resulullah'ı dinleyeceğiz kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, öyleyse hatalarımıza tövbe edeceğiz. Rabbimizin şu ayetine kulak vereceğiz. Ey iman edenler, Allah devlet, millet, Kürt, Türk, bütün Müslümanım diyene sesleniyor. Ey iman edenler, hepiniz topyekun tövbe edin.
tövbe edin ki kurtuluşa eylesiniz buyuruyor. Eğer Allah'ın yardımını istiyorsak, Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın dinine, Allah'ın dininin ihyasına, canınız, malınız, her şeyinizle yardımcı olun ki Allah size yardım etsin buyuruyor. Öyleyse çare nedir? Çare kimden gelirse gelsin, kavmiyetçiliğe hayır demektir. Çare din, meşrep, mezhep ve ideolojisi ne olursa olsun anarşi ve terör çıkaran herkesi durdurmak, insanlığı onlar için ayağa kaldırıp durdurma gayreti içinde olmaktır. Çare toplumda çaresizlik, ümitsizlik sendromu çıkarmak isteyenleri ümidin dilini, kardeşliğin dili, yapıcılığın diliyle oyunlarını bozmaktır. Kardeşlerim, çare insanlığın ve ümmetin umudu Türkiye'mize, vatanımıza, devletimize, birbirimize sahip çıkmaktır. Öyleyse elimizi çabuk tutmalıyız. Çünkü dünya emperyalistleri hızlı bir şekilde bizi yok edip ortadan kaldırmak için plan ve entrikalar yapmaktadır. Birbirimizi anlayarak konuşmalı, emperyalistleri sevindirmemeliyiz. Onların böl, parçala, yönet zihniyetine maşa olmamamız lazımdır. Tarih şahittir ki emperyalistler Müslümanları hep bölüp, parçalayıp, yutup birbirine kırdırmakla geçmiştir. Müslüman Allah'ın çağrısına uyacak. Müslüman Resulullah'ın çağrısına uyacak. Müslüman hesap gününde elinde kan olarak Allah'ın huzuruna çıkmayacak inşallah. Aziz kardeşlerim, biz ulemalar olarak kanaat önderler olarak bölge halkının incitilmemesinden yanayız. Devletimizin bölünmesine, vatan evladı sivil asker polislerin, vatandaşın katledilmesine, devletimizin zayıflatılmasına, dış güçlerin emellerine hizmet edilmesine, nesillerimizin iman ve İslam harici ideolojilerin kan ve gözyaşlarının içine düşürülmesine, anarşi ve terörle anılan bir ülke, halk ve bölge olmamıza karşıyız. Biz devletimize sahip, devletimizin hayırlı ve meşru her faaliyetinin yanındayız. Biz ailelere, çocuklarınıza, gençlerinize sahip çıkın diyoruz. Biz öğretmenlerimize, evlatlarımıza iman aşısı yapın diyoruz. Biz devletimize halka daha şefkatli, daha merhametli, suçluyu tespitte daha hassas ve gayretli davranmasını, halkın hukukuna, riayete daha dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Biz birlik ve beraberlikten yana olduğumuzu ve bu ruhun şahlanması için burada bulunuyoruz. Herkesi bu kutlu dirilişe katıldığından dolayı kutluyoruz. Sözlerime Akif'in şiiriyle son veriyorum. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Topuldukça yürekler onu top sindiremez. Artık ey milleti merhume, sabah uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü uçan? Ne Kürtlük ne Türklük kalacak, aç gözünü, dinle peygamberi zirşanın ilahi sözünü. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne devlet kalıyor ortada, billahi ne de din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra yutmak istiyor. Rabbimiz bütün ümmeti Muhammed'i
razı ol bu kardeşlikte, birlik ve dirlikte Mansur ve muzaffer eylesin. Cümleten Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.